izleyicilerimizin sorularını kaçırmadan, takım takım gitmeden böyle sor, sorayım ki sana herkesle birlikte yayın yapabilelim Serdar. Şimdi transfer yapılabilir. Fırsat transferi gelirse yapılır. E, kiralama bedeli olmayan, e, işte yeter ki oynayabilsin diye Avrupa'nın önde gelen kulüplerin genç santroforlarını e, alabilirler. Onlardan birini alabilirler. Buna hayır demez Beşiktaş fırsat transferine. İkincisi Forbes sorunu. Şimdi e, Batuay bir teknik direktör. Bana bunu çok güzel yorumladı. Batuay son vuruştan önce topu çok evvelip geveliyor. Çok efor kaybediyor orada. Çok e, tükeniyor. Son vuruşu da güçsüz oluyor. Halbuki Alverli oynasa, boşa kaçsa, ver topu boşa kaç. Mario Gomez'in yaptığı gibi. Belki daha başarılı olur. Yani biraz oyunda e, oyun da değişecek. Batuay'ın da değişmesi lazım. Etrafının da bu, e, Alexi oynatarak boşaltabilmesi gerekir. Ama oyuncu yeteri kadar pozisyona giriyor mu? Giriyor. Ama Abubakar'la Bakar'la kıyaslamam. Abu Bakar onun kadar pozisyona girmedi. Ben bugün e, Afrika Kupası'ndaki o gol sevinçlerine bakıyorum. Yani çoğunda bu Bakar çıkıyor karşıma. Evet evet. Yani e, yeri doldurulamadı desek evet. E, yanlış bir şey söylemiş olmayız. Demir Bey, Demir Bey'in sorusunu okumadan Yusuf Bey'den güzel bir yorum gelmiş. Önce onu okuyayım. Brooklyn New York'tan herkese selamlar. Ben Postacı Yusuf. Yine böyle bizi radyoda özellikle çalışırken dinleyen bir hem izleyicimiz hem dinleyicimiz kendisi. Cumartesi günü Aspor Radyo'da Serdar Sarıdağ ve Cüneyt yeni programlarına denk geldim diyor. Evet. Çok güzel bir programdı. %90 yemek, %10 spor konuşuldu ama çok keyif aldım. Keşke... Her gün olsa demiş. <laughs> Trabzon'a herhalde Bordo Mavi Kalp göndermiş. E, bize her yer Trabzon diyorlardı. Zaten o programda çok yurt dışından öyle mesajlar geldi. Teşekkür evet. ediyoruz. E, güzel oldu. Cüneyt'in zaten sesi e, radyo için herhalde e, Türkiye'deki ekranlardaki en önemli seslerden biri. Mikrofonik bir ses derler ya. Öyle evet. bir sesi var. E, güzel oluyor. E, ama radyoda tabii yemek konusu biraz daha Cüneyt'in ilgi alanına girdiği bir konu. Sever. Yani ben burada yemekten bahsediyorum ama Cüneyt yanındaysa Cüneyt'in yemek konusunda ancak çantasını taşıyabilirim. Zirve kimin? Efendim? Zirve kimin bu konuda? Hardun ee, Domaç mı? Yok yok Cüneyt. Aa. Demek ki bir yemek sohbeti yapmak lazım Cüneyt Kesinlikle. Yani. Demir Bey'in sorusuna gelecek olursak ilk yarıya bakıldığında demek ki Galatasaray'ın kadrosu o kadar kötü değil. E, Trabzonspor maçının ilk yarısından bahsediyor izleyicimiz. O kadar maçta öne geçip de puan ve puanlar kaybediliyor. E, geçmişte de evet e, bunun örnekleri var Galatasaray'ın yaşadığı. Bunun sebebini araştırmak lazım ama genelde Balkan ve Taylan kesinlikle yetersiz. Top tekniği, atak futbolu için Fernando tarzı lazım. Sana şöyle pas atayım bunda. Ya dünkü maçtan sonra Taylan'a çok hani e, hatasından dolayı yüklenildi ve bu hatayı ilk kez yapmaması nedeniyle sezon başındaysa Berkan çok beğenilen bir oyuncuydu. Taylansa geçtiğimiz sezonun en iyilerindendi. Ne oldu da bu oyuncuların performansı düştü? İşte soru o. Yani onun cevabını araması lazım bu taraftarın. Gidip onu infaz etmesine gerek yok ki. Bu adam demek ki değeri var. Bu adam demek ki iyi bir oyuncu. Bu adam çok şey kattı. Acaba ne oldu? Evet. Şimdi bir oyuncuya kızarak, bağırarak, çağırarak çözüm olmuyor ki. Yani bunlar insan. Bunlar futbolcular. Yani Tayland ister mi bu şekilde kötü oynamayı? takımın genelinde bir sorun var. Evet. Bak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 70'ten sonra 65'ten sonra düşüyor. Ve bir bakın Galatasaray'ın yediği golleri, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yediği golleri. Bunlar niye düşüyor? Buralara bakmak lazım. Buraları incelemek lazım. Şimdi o Taylan o sene yani ben çok mutlu oluyordum ya Türk futbolu bir tane genç kazandı diye. Bu çocuklar kötü oyuncular değil. Bunlar skuatların onay verdiği oyuncular. Hepsi ama sistemin içerisinde kaybolup gidiyorlar işte sizin içerisinde daha doğrusu. Yani o değerlere sahip çıkması lazım. Taraftar kızgın, evet. küskün, yaşlandı, takım gençleşti. Bu sefer taraftar yaşlandı türbünün hakikaten. Galatasaray taraftarının ne de saklı. Ama aklı selim düşünmek lazım, mantıklı düşünmek lazım. Şimdi bak taraftar ben bakıyorum yenildiği maçlardan sonra yol gösteren yol gösterici yorumları istemiyor. Ben bakıyorum izlenme durumlarına. Dijital ortamlarına. Şöyle adamları izliyorlar. Ey yönetim, ey hoca, siz ne biçim falan bağırıp çağıran. Çünkü taraftar kızgın ya. O da kızgın olacak, yorumcu da kızgın olacak. Maçı kazanıyor, taraftar mutlu ya, yorumcu da öyle olacak. Halbuki hiçbir yol göstermiyor ki. Hiçbiri doğruları söylemiyor. Evet. Hepsi kopya. Her şey kopya. Çünkü her şey şu son 5 senede takipçi kasma üzerine kuruldu. Sosyal medya evet. üzerinden. Evet bak klasik basın halen klasik basın yazılısı, görseli, işitseli hani böyle klasik abilerde dalga geçiyor. Onlar halen yol gösterici yöntemleri söylüyorlar. Mesela bizim duanelerimiz konuşuyor ya onun dönemi bitti diyor. Niye bitiyor? Adam bak yol gösteriyor sana. Onlar yürüyen kütüphaneler. Ama ne yapıyor şimdi sosyal medyada? fenomen çıkıyor. Bağırıyor çağırıyor. İşte bak bizim taraftarın sesi oluyor adam. Taraftarın sesi olmuyor. Senden prim kasıyor. Olay budur. O yüzden Taylan'a sahip çıksın taraftar. Genç oyunculara sahip çıksın. Bu dönem geçer. Galatasaray'da da geçer. Beşiktaş'ta da geçer. Fenerbahçe'de de geçer. Bunlar çok büyük kulüpler. Bak Utku Bey yazmış eve bugün 3 saatte gidebildim demiş. Nerede o oturuyor acaba? Herhalde İstanbul'da bu kadar zor gittiyse İstanbul şartlarındadır diye tahmin ediyorum. Ee, şu anda durum ne? Bizimle paylaşabilirsiniz. Biz şu an tabii stüdyodayız. Şiddetini karın bilmiyoruz. Ne yaşanıyor bilmiyoruz ama akşam iş çıkış saatinde ciddi anlamda e, yoğunluk vardı. E, i̇zleyicimiz de herhalde iş çıkış saatine denk geldi ki ki erken çıkıldı bugün değil mi? Evet. Ben böyle bir baktım her yer bir anda kapanmış yani. Ben bir, bir kere bir şey söylemek istiyorum. Şunu eklemek istiyorum. Ee, teknoloji bağırıyor çağırıyor. Kar geliyor diye. Fırtına geliyor diye. Ha bak bu kamu ha. spotu. Geliyor. Arkadaş kar lastiğin yok yola çıkmışsın. Evet. Aa yolda kaldım. Sürpriz oldu işte kar trafik beklemiyordum böyle bir trafik falan. Bunları biliyorsun. Niye halen yola çıkıyorsun? Bak niye halen? Benim arabam duruyor evde. Ne eşim kullanıyor ne ben. Ya taksi ya da işte ne bileyim çıkmıyoruz. İki gün üç gün hani mecbur kalmadı sürece. Birkaç tane işimi iptal ettim. Evet. Öyle, yani dünyanın sonunda iki gün üç gün kar erir gider ama bu kar lastiği olmadan çıkma olayını ben çözemiyorum. Bir de o şey... Avrasya tüneli çıkışı kar lastiği olmayan adamların rampayı çıkamaması yüzünden İstanbul kilitlendi. Sabah Çıktığımdan beri kar hiç durmadı demiş izleyicimiz Mehmet Bey. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Ee, çok güzel bir araya denk geldi. Gerçi bilgi mi şey, başlarda dolayı oldu ama. <laughs> özellikle ayarlansa bu kadar olurmuş sıkıştırılmış yani. Sıkıştırılmış haftayı bu hafta olsaydı var ya. E, düşünemiyorum. Oo tabii canım değil mi? Yani İstanbul'da bile ciddi. E zaten ki, alt liglerde bazı maçlar. Evet evet alt liglerde ertelenen maçlar var gerçekten lig bu hafta olsaydı ki devam edecek değil mi? Yaş. Benim Bilmiyorum ben ki çarşambadan göre, sonra. Şöyle hemen önümde açtım da bakayım. Yani şimdi burada göründüğüne göre evet perşembe de bir yüzde elli ama hafta sonuna doğru yağmura dönüştürüyor. Hava sıcaklığı yükseliyor çünkü altı derecelere. Yani bu, bu hafta için bizim sıkıntımız var. Özellikle bugün en yoğunu yarın da devam edecek gibi görünüyor ama sonrasında Eriyecek bu karlar herhalde. Tabi belli olmaz. Çünkü meteoroloji de aslında hani bu kadarını öngörmüyordu. Bu kadar yoğun olacağını. Ee, yani... Ekstra yani bu kadar fazla bu, beklemiyordum. Bu, bu, bunu ben de fazla beklemiyordum da sonuç itibariyle kış, Ocak ayı. Ya ben şimdi bugünkü kar, bu 86'da, 87'de İstanbul'da bir kar yağmıştı. Her kar yağ... Özür dilerim. Anlatırım bir bunu. Dakika, bir dakika. Her kar yağdığında şu 86 döneminde... Hafızası hatırlayacak yaşta olanlar hep anlatıyor. Ama böyle. bir şey söyleyeceğim sana bu Haliç'te buz kütlelerinin geldiği e, kar olayını. Doğmamıştım. Do sen. Çünkü hayır yok o adamlar zaten. Ha. Anlatacak kimse kalmadı. Kaç yılı? O yüzden Yıl 86-87 yıllarını dinlemek zorundasın. Bir tek o kaldı çünkü. Hakikaten ondan sonra ben öyle bir kış görmedim onun gibi. Nasıldı kar boyutunu söyle bana. TRT'nin gündüz yayını yoktu. Herkes evde değil. Gündüz yayına başladılar. Biz de okula gidiyoruz çizgi filmler falan. Aa ne güzel tutunca devam etti gündüz yayınları. Yani gündüz yayınlarına sebep de bir karmış. Bakın biz de burada evet, kar tek sebebiyle. Evet pek kanal vardı o zaman. Belki de sabah kadar yayında olacağız. Pek kanal vardı ya da ikinci kanal yeni açılmak üzere. Özel test kanallar. Ha. Ee, özel kanal da yoktu ki. Ha, daha hiç yoktu. Tabii. Şu bulunduğumuz bina benim oturduğum semte yakındı. Buradan kurt geliyordu bizim mahalleye. O kar yağdığı kurt. dönemde. Ama böyle bir kar ben halen görmedim. Mesela boy olarak bana tarif et. Boyu mesela senin boyunda falan mı? E, yani çocuk şu anki boyumda değil de ama ço biz çocukken e, boyumuzu aşan bir e, yüksekliği vardı. Yani ben de 2000'lerin başında hatırlıyorum işte elektriklerin falan böyle kesilmesine sebep olacak su kadar. Su akmıyordu o dönem. İşte su su akıyordu. Bak yemin ederim çok net söyleyeyim. Dışarıdaki karı alıp sobanın üzerinde eritenler vardı. Suyu akmıyorduk ya. Sular donmuştu. Bakın yıllar da geçse Kar yağışı illaki günlük hayatımızı etkiliyor. Oo bizde bize şimdi bak güzel bir zehir geldi şu an. E, nereden? Eee Yenişehir Ümraniye'den bir kar videosu gelmiş Twitter'da mesela son sayfa etiketine. Şimdi bir de WhatsApp'tan da gönderebilirler bu arada bize böyle görüntüler çok güzel. Bayağı her taraf bembeyaz gerçekten. Işıklandırma da yapılmış.